Derler kaşar. Buradan devam ediyorum. Evet. New Henry Deer. New Henry. Henry özel isim arkadaşlar. New Henry Deer. Say the voice. Yani ses. Hayır. Henry tatlım. Hayır Henry tatlım diye ses söyledi. Evet. Şöyle bakalım. It was not my fault that you died instead of marrying Claudia. Yani burada şunu şöyle çevirelim arkadaşlar. It was not my fault that you died instead of marrying Claudia. Yani Claudia ile evlenmek yerine ölmen yani benim hatam değildi. It was not my fault, benim hatam değildi that you died instead of marrying Claudia. Yani Claudia ile evlenmek yerine ölmen, you died, ölmen. Yani that's not my fault, bu benim hatam değildi diye çeviriyorum arkadaşlar. The voice didn't sound human. Yani bu bir insan sesi değildi. Where was it coming from? Yani bu ses nereden geliyordu diye çeviriyorum. There must be someone on the roof. Çatıda birisi olmalıydı. Evet. Sis lifted her head. Yani sis denilen kız arkadaşlar hemen kafasını kaldırdı. And looked around ve etrafına bakındı. But there was nobody on the roof with her. Fakat yani çatıda onunla birlikte olan bir kimse yoktu. Yani onun gibi çatıda olan başka bir insan yoktu şeklinde çeviriyorum. Suddenly she heard the soft voice again. Aniden yani tekrar bu yumuşak sesi, yani insan sesine benzemeyen farklı bir sesi duydu. O ses ne diyor ona bakalım arkadaşlar. Şöyle, no darling, hayır aşkım. I say that you will be tired of her in 6 months. Sana söylediğim gibi, I say that, dediğim gibi, you will be tired of her in 6 months. Yani sen 6 ay içinde ondan bıkmış olacaksın. Yani bıkmış olacaktın. Anlamında you will be tired of her. Yani sen ondan bıkmış olacaktın in 6 months. Yani 6 ay içerisinde. Tam olarak çevirelim. Hayır aşkım. Yani hayır tatlım. I say that. Yani söylediğim gibi sen 6 ay içerisinde ondan bıkmış olacaktın diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. I warned you. Seni uyardım. And it was true. Ve bu doğruydu. Demek ki ses konuşmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Evet. I couldn't do anything more. Artık daha fazla bir şey yapamazdım. Bakın. I couldn't do anything more. Yani daha fazla bir şey yapamazdım. Yani daha fazla bir şey elimden gelmezdi. Anlamında çeviriyorum. And you died without ever knowing me again. Ve sen tekrar, yani sen beni tekrar tanımadan ölmüştün. Bakın. You ever knowing me again. Bakın burada. And you died without yani nasıl bir şey katar, yani değişik bir anlamı var onun arkadaşlar. Yani bakın tam çevireyim, yani tanımadan, etmeden, bilmeden, bakın ever knowing me again, yani beni tekrar tanımadan sen ölmüştün diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan devam edelim. Bu arada the voice was silent. Yani tekrar bu ses sessizliğe büründü. Yani tekrar bu ses ortaya çıkmadı. Evet. Şöyle bakalım. Sis lay on her blanket. O arada sis denilen kız arkadaşlar. Yani battaniyesinin üzerine uzandı. Evet. It was a beautiful summer afternoon. Yani çok güzel bir yaz öğleden sonrasıydı. Yani yaz mevsiminin güzel bir öğleden sonrasıydı arkadaşlar. Şöyle şuradan gelelim. Did the voice belong to a ghost? Yani acaba bu ses bir hayalete mi aitti? Bakın did the voice. Yani the voice belong to a ghost. Yani bu ses bir hayalete mi ait? Sis hated the idea of ghost. Yani sis bu hayaletlerle ilgili, sihirle ilgili, ruhlarla ilgili mesela bir takım fikirlere, yani bununla ilgili söylemlerden nefret ederdi. Bakın hated, nefret etmek anlamında. Şöyle şuradan devam edelim. Then she heard a deep sigh. Sonrasında kendisi, yani siz, yani derin bir iç çekiş, deep sigh, iç çekiş duydu. And the strange voice spoke again. Yani bu ilginç ses, yani yabancı bir ses, bu yabancı ses tekrar konuşmaya başladı. Demek ki kız damda yatarken, yani çatıda yatarken, yani farklı farklı sesler duyuyor arkadaşlar. Bakalım.
Ses konuşuyor burada. Well, a heart must feel pain. Yani bir kalp yani acıyı hissetmeli. Bakın a heart. Yani bir kalp acıyı hissetmeli. Yine bakalım arkadaşlar. But it wasn't my fault. Diye. Fakat tatlım bu benim suçum değil, benim hatam değil diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. Evet. It is better for a heart to feel pain rather than break from sorrow. Yani bir kalp için, bir kalp için yani üzüntü, yani üzüntü, break from üzüntü, yani bir kalp için üzüntüden kırılmaktansa, rather than break from sorrow, yani üzüntüden kırılmaktansa, yani acıyı hissetmesi, bakın to feel the pain, yani acıyı hissetmesi daha iyidir, is better, better daha iyi anlamında, it's better for a heart, yani bir kalp için daha iyidir. Ne iyidir? Mesela üzüntüden kırılması, yani üzüntüden kırılması yerine, üzüntüden kırılması yerine acıyı hissetmesi daha iyidir şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, güzel cümleler var görüyorsunuz. And Robert could marry poor boring Sis tomorrow. Ve böylelikle Robert arkadaşlar, bu can sıkıcı kız olan Sis ile, yani zavallı fakir can sıkıcı Sis ile, yani yarın evlenmiş olabilirdi. If he wanted to, eğer istemiş olsaydı. If he wanted to, eğer istemiş olsaydı. But he doesn't care about her. Fakat o onu ilgilendirmiyor. Yani kız onu ilgilendirmiyor. Robert'i ilgilendirmiyor diye, ya da Robert onunla ilgilenmiyor diye çevirebiliriz. Evet, şuradan geldim. Sis sat up quickly. Bu arada mesela bu sesi duyan Sis hemen yere, yani uzanmış olduğu yerden oturuyor çabucak. Yani oturma pozisyonuna geçiyor. Evet. Mesela kendisi she was very surprised. Yani bu durumu oldukça şaşırmıştı. Evet. Evet. It was Aunt Pauline talking. Yani bu Pauline halanın konuşmasıdır diye düşünüyor arkadaşlar. Ya da konuşan kişi Pauline haladır diye tahmin ediyor. Şöyle bakalım. It must be Aunt Pauline. Evet evet. Yani bu Pauline hala olmalı diye kendi kendine söylüyor. Where is she? Nerede bu kadın diye soruyor. And how was Sis hearing her strange whispers? Yani acaba diyor, yani kendisi bu Pauline'in bu yabancı, yani ilginç fısıldamalarını nasıl duyuyor diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aunt Pauline must be lying right below her. Yani Aunt, yani Pauline hala hemen diyor onun altında, yani çatının altındaki yerde yatıyor diyor. And she must be using a trick to make her voice sound strange. Yani elbette ki diyor, yani Pauline, yani sesinin bu kadar ilginç hale gelmesi için bir hile kullanmaktadır. Yani hile kullanıyor olabilir diye. Bakın be using olabilir anlamında. Yani kullanıyor olabilir diye söylüyor arkadaşlar. Must be using. Must be using kullanıyor olabilir. A trick hile demek arkadaşlar. To make her voice sound strange. Yani kendi sesini mesela ilginçleştirmek için bir hile kullanıyor olabilir diye söylüyor. Şöyle gelelim. Aunt Pauline was trying to frighten her. Yani Pauline hala artık yani Sis'i korkutmaya başlamış arkadaşlar. Sis was still afraid. Sis halen korkmuş. But she was now thinking more clearly. Fakat şu anda artık temiz bir şekilde düşünmeye başlamış arkadaşlar. Now thinking more clearly. Yani daha sakin, daha temiz düşünmeye başlamış. Acaba bu ses nereden geliyor diye. Değerli arkadaşlar, burada son veriyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.